Nasıl bir çocukluk geçirdin? İyi bir çocukluk geçirdim. Böyle çok hayal dünyası geniş bir çocuktum. O yüzden böyle kendi kendine çok yeten, böyle birkaç tane oyuncakla böyle bütün gün oynayabilen falan. Çocuk romanlarının karakterlerini çok oynardım. O galiba beni böyle yavaş yavaş ileride yapacağım mesleğe hazırlayan şeydi. Aa. Böyle evet, roman böyle karlar kraliçesi olurdum falan. Birkaç hafta öyle yaşardım kendi iç dünyamda. Harikaymış. Öyle. Yani çocukluk travmalarım da var ama çok sevildim. İyi bir çocukluk geçirdim. Kahve insanı mısın, çay insanı mı? İkisi de. Alerjin var mı? Var. Çok. Ya bütün çocukluğum alerjik astımla böyle mücadele ederek geçti. Aa. Çok da alerjim var. Evet. Hala var mı? Atlattın mı? Tedavi, yani çocukluk boyunca tedavi gördüğüm için şimdi çok daha iyiyim. Ama alerjilerim var yine, böyle hapşuruklar, baharda öksürmeler falan. Peki uyandığında ilk ne yaparsın? Yani genelde şöyle bir şey yapıyorum. Bir köpeğimiz var, Cimcik. Onunla böyle bahçeye çıkıp top oynuyoruz. Çünkü o böyle benim uyanmamı böyle bekliyor falan şöyle gözleriyle. Uyandığım an yatağın yanına geliyor falan. Böyle bir kahve yapıyorum, bahçeye çıkıyoruz. Yaz, kış böyle her mevsim Cimcik'le top oynuyoruz. Asla yemem dediğin bir şey var mı? Ben pesketaryenim ve artık böyle evet, yani kırmızı et yiyemiyorum. Önce kanatlıları yiyememeye başladım. Sonra kırmızı eti, yemediğim şeyler onlar. Çok arkadaşın var mı? Var, çok arkadaşım var. Yani en yakın dostlarım tabii ki çok daha seçici davrandığım daha ufak bir çember. Ama çok arkadaşım var. En son kimle FaceTime yaptın? Dün gece en son Kenan'la FaceTime yaptım. O stüdyodaydı, ben evde filmi izliyordum falan. En son onunla FaceTime yaptım. Bir role çalışırken ilk ne yaparsın? Yani o böyle bütün gerçekten hayatını etki eden bir şey oluyor. Yepyeni bir karakter yaratmak. Önce galiba kendi anılarımda, kendi bilgilerimdeki süreci takip ederim. Böyle bir insan tanıyor muyum? Ondan sonra böyle okumalar, izlemeler yapmak, böyle etrafımdakileri izlemek falan şey gibi bir şey. Hiç bitmeyen, o karakter kurulana kadar ya da o karakterle vedalaşana kadar hiç bitmeyen, bence gece uykuda rüyada bile durmayan bir araştırma ve bilgi toplama süreci. Hem içsel hem dışsal. Hassas biri misin? Evet. Mesleğin dışında uzman olduğun bir şey var mı? Uzman olduğum, yani benim mesleğim dışında her zaman öğrenmeye hevesli olduğum, ilgilendiğim şeyler oluyor. Ama galiba uzmanlaşmak sürecine kadar sabredemiyor muyum? Yani işte ben işte ne bileyim dalış yapmayı öğreneyim, işte yoga öğreneyim, meditasyon öğreneyim falan. Şimdi biraz müzikle ilgileniyorum. Biraz mı? Evet ya, biraz yani albüm hazırladık ama yani o serüven de böyle işte önce şarkı söylemekle ilgili, sonra işte söz yazmakta gelişmekle ilgili. Şimdi biraz artık böyle ikinci albümün şarkıları için biraz akor dizilimlerini kendim böyle piyanoda bulmaya başladım falan. Yavaş yavaş gelişiyorum yani, şimdiki heyecanım bu. Albüm ne zaman çıkacak? 2024'te çıkacak. 2024'te. Evet, 2024'ün ilk albümünde çıkacak. Peki mesleğini yapabilmek için sence ne kadar zaman harcamışsındır? Aktörlük için o 20 bin saat kuralını yakalamışızdır herhalde. Bilmiyorum. Olmuştur. Bilmiyorum, olmuştur herhalde. Yani yüzlerce bölüm dizi çektik, olmuştur ya. Herhalde. Hem çok göz önünde olup hem de gerçek seni, belki hassasiyetlerini, belki öfkeni, belki de neşeni saklamak zorunda kaldığın oluyor mu? Tabii ki. Bir de şöyle bir şey oluyor. Biz aslında yani bütün kariyerimizin, yani bütün mesleğimizin dinamiği aslında şuna bağlı. Bu duygusal paletimizi genişletmeye çalışıyoruz. O yüzden öngörülemeyecek böyle uçlarda reaksiyonlarımız olabiliyor bazen. O yüzden onları böyle performans alanlarında tutup hayatın içinde... Hani skalanın o kısmını hayatın içinde yaşamıyor olmak gerekiyor. Yani o dengeyi ayarlamak en önemlisi. Kafanın içinde klipler çektiren, %100 gaza getiren bir şarkı var mı? Öyle, yani klip çektiren bilmiyorum. Görsel olarak düşünmüyorum ama öyle şarkılarım var. Böyle yani boost şarkılarım çok var. Duyduğum an dans etmeye başladığım. Mesela The Best mesela, Tina Turner'ın böyle duyduğum an. Mesela Kenan'ın şarkılarından Çakkıdı da oluyor. Böyle introsuyla dans etmeye başlıyorum falan. Bir iki tekila içtiysen falan. Yansın oralar. Evet, mesela Kır Zincirlerini öyledir benim için. Tarkan'ın Kır Zincirlerini. Evet. Ondan sonra Don't Stop Till Get Enough, Michael Jackson. Böyle var öyle şarkılar böyle duyduğum an. Bu sorunun manasını bilmiyorum. Yoga yaparken uyuyakaldığın oldu mu? Olmuştur. Sonrasında da böyle uyudum. Ama yani yoga yaparken böyle mesela power yoga seti yapıp mesela bir Rodney diye bir master'ın setlerini
çok seviyorum. Çok faydalı buluyorum kendim için. Hani böyle power yoga seti yapıp sonra bir set açıp dans ettiğim de olmuştur matın üstünde. Çok fazla stretching olan böyle bir yoga seti yapıp uyuduğum da olmuştur. Çok, bunu bayağı, merak edeceğim. Bir deli editörlerden biri galiba. Çok, yogaya bayağı hakimsin aslında. Yok, bayağı hakimim değil. Uzman ama olacak yani, kadar değil ama. Sağ, evet. Bir noktada sıkıldım. Kendi hevesimi mutlu edecek kadar. Peki. WhatsApp gruplarının içinde ismi en söylenmeyecek olan ama söyleyeceğin grubun adı ne? Baka baka tum baka tum. Böyle bir grup ismi mi? Evet. Neden öyle onun ismi? İsimlerimizin baş harflerinden böyle bir şey. Peki önemli bir görüşme için kıyafet seçerken şansa bırakmamak adına elinin ilk gittiği renk? Beyaz. Ama riskli değil midir beyaz ya? Senin için değil tabii. Yani, okay, benim için. Yani çok böyle hani oda kıyafete taşımayacak bir şey seçip böyle hani daha çok sohbette, dikkatlerin sohbette ve bende olacağı bir şey tercih etmek. Yani daha sade bir şey seçmek, basic bir şey seçmek genelde eğilimim hep o yönde olur. Mantıklı. En sevdiğin yemek kombinasyonu? Ay çok var. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Yani şeydeysek, İstanbul'daysak, yani aslında tabii ne fark eder İstanbul'da olmasak da, yani rakı balık ve o sohbet yani en sevdiğim kombinasyonlardan hayatta. Ama mesela Tay mutfağı çok seviyorum. New York'ta böyle bir Tay restoranı keşfedip evet 3-4 kere oraya gittik falan. Japon mutfağı da çok seviyorum mesela. Los Angeles'ta olduğumuz zamanlarda da böyle sushi yemeyi çok seviyorum. Sake içmeyi çok seviyorum. Sake sushi de öyle rakı balığın bir varyasyonu. Genelde. Seviyorum ya. Çok var sevdiğim yemek kombinasyonları. Gurme misindir peki? Of çok iddialı. Yok ya. Yani gurme demek kadar. Ama evet yani tatmayı çok seviyorum. Yani seyahat ettiğim her şehirde de böyle mutlaka en azından bir öğün bir Michelin yıldızlı bir restorana önceden böyle haftalar öncesinden rezervasyon yapıp falan böyle bir gitmek, tatmak, yeni bir şeyler tatmak istiyorum. Evet. Burada var mı bir numara dediğin bir yer? Var. Bir dakika. Orkestra. Evet, aynen. Peki gardırobundaki olmazsa olmazın lacivert jeanmiş. Ha, bu cevap doğrudur mutlaka ama hani tabii değişen de bir peki, şey bu. O zaman onu çıkarsa yerine ne koyarsın dememelim. Olmazsa olmaz. Ya ben şeyden çok mutluyum. Pandemiden sonra böyle herkes artık her yere istediği kadar casual gidebiliyor. Yani her yere artık sweatshirtle gidilebiliyor falan. O yüzden ben o halden çok mutluyum. Benim ailem de çok sporcu olduğu için o böyle spor giyim zaten bizim yaşamımızın bir parçasıydı. Şimdi dünyaca oradayız. Herkes oraya geldi. Rahatlıktan çok mutluyum. Peki şarkı yazarken ilham perilerini çağırmak için yaptığın en garip hareket ne oldu? İlham perilerini çağırmak diye bir şey olmuyor. Zaten o kreatif akış başladığı anda bir şekilde senin o akışa hizmet ediyor olman gerekiyor. Yani o anda o şanslı insan sensin. Yani şöyle şeyler oluyordu mesela. Şimdi bu albümdeki şarkılardan biri Mardin'de Atiye'nin setini çektiğimiz zamanlarda gerçekten hani Atiye'nin hikayesinde hep işte dünyanın çakraları dediğimiz gerçekten belki de o enerji yoğunluğundan çok çok böyle yüksek hissettiğim bir şarkı çıktı ortaya. Ve böyle ben işte odadayım falan böyle telefon ediyorlar işte Mehmet diyor ki çatıda işte bira içiyoruz hadi gel falan böyle setten sonra yukarıdayız falan ama o anda gerçekten şarkının sözleri toparlanıyor. Başka bir bölüm çıkacak falan. Ben böyle ya zaten 4'te uyanacağız falan ben yatıyorum falan ama yani uyumayıp falan böyle. Böyle o şarkıyı toparlamaya, fikirleri toparlamaya çalışıyorum. Öyle bir şey oluyor. Yani ilham perilerini çağırmak değil de onlar geldiği an, bilmiyorum peri mi artık her neyse, bilinç akışı başladığı an orada ve konsantre bir şekilde olman gerekiyor. Anne ve anneanneyle büyümüş bir çocuksun. Küçükken asla onlara benzemeyeceğim dediğin ama yaş aldıkça bayağı benzediğini fark ettiğin huyların oluyor mu? Oluyor evet. Ben ailemle büyüdüm. Anneannem de bizimleydi. Ve şöyle bir şey, onların böyle çok titiz ve düzenli bir hali vardır annemin de, anneannemin de. Ama bunun ben şey olduğunu da düşünüyorum, dönemsel bir şey de. Yani mesela çocukluğumu hatırlıyorum, hep böyle işte hijyen, mikrop, çimen lekesi, bir şey lekesi falan. Hep böyle bir topluma sürekli işte en iyi anne, en steril anne falan gibi. Niyeyse hep böyle bir reklamlar, işte şeyler, programlar, böyle mesajlar vardı. Ve bizimkiler de gerçekten çok şeydi, temizdi, düzenliydi. Büyürken beni yoran bazı şeyleri alışkanlık edinip benim de yaptığımı fark ettim.
Tabii ki daha rahatım. Ama var öyle şeyler yani, kalıtımsal bir düzen, tertip var. İş yaparken kendi kendine konuşan insanlardan mısın? Bu kendi kendine konuşmaların sırasında da birine yakalandığın oluyor mu? Oluyor. Ben konuşuyorum. Kendi kendime konuşuyorum. Ama bu konuda çok rahat böyle bir geçiş üstünlüğü olan bir meslek yapıyorum. Evet. Yani işte ne bileyim, dudak sembelliği için egzersiz yapıyor olabilirim. Ezber yapıyor olabilirim. Ay Allah'ım. Şimdi ifşa olduk. Peki evine gelen misafirlerin dokunmasından rahatsız olduğun bir eşyan ya da obje var mı? Yok, öyle spesifik bir obje yok. Ama dediğim gibi böyle hani koyduğum şeylerin orada olmasını isterdim. Öyle yıllarım vardı yani, keşke hani işte sofrayı kurarken dizdiğim o tabaklar öyle dursa, onlar öyle filan. Ama şey değil bu. Yani önemli olan herkesin rahat hissetmesi, konforlu hissetmesi. O yüzden çok şey değil. Hani obsesyon halinde takılmıyorum ama onların böyle o düzene takıldığım yıllar oldu. Beni sinirlendirir dediğin, hafiften böyle tek kaş kaldırdığın bir hitap var mı? Böyle tatlım gibi. Ha. Ay yok, ben sevgi sözcüklerine şey yapmam, öyle kaş kaldırmam, herkes birbirine ne mutlu öyle şeyler söylese. Ama son zamanlarda böyle takıldığımız ve bunun şakasını yaptığımız şey var. Sıkıntı yok, dinliyor aynen galiba. Sürekli böyle bir, hani sıkıntı yok ama onun içinde böyle bir şey de var ya, bir olumlama da yok yani. Yok, bunu istedin ama hadi sıkıntı yok, tamam çözeriz falan. Tam aynen, evet doğru. Öyle sıkıntı yok, sıkıntı yok falan böyle, onu biraz. Ben de bu aralar Aşko ile kavgalıyım. Aşko? Evet. Evet, o da iddialı. Aşko ne ya? Aşko, evet. Yani aşko. Neyi kısaltmak, neden bunu ihtiyaç duydun? Yani aşko ne hakikaten? Ama onu böyle çok lokum bir çocuk gelip de böyle ama aşko falan dese de yani. Aynen de okay. Yani sevgiyle çocuk, söylendiği zaman. Çocuk dese evet. Efendim ben de onu. Hayır, çocuk dediğim yani bir genç. Çocuk dese zaten yani. Aşko mu? Aşko böyle daha çok şey gibi, böyle Güney Kore markasıymış gibi duyuluyor bana. Aşko aldım bana. Nasıl yapmışım ya dediğin bir ergenlik anın var mı? Var. Ben Ankara'da büyüdüm. O aralar böyle bir şeyler moda. İşte Atakule'de Tutiz diye bir kulüp var. Sonradan biz bunu Gönenç'le de konuştuk. Mesela onunla aynı okuldan mezunuz ve şey, o yıllarda böyle gündüz partilerine gidiliyor. Ve böyle Safari Portakal falan gibi içecekler. Ben de Ankara'da büyüdüm. Allah kahretsin. Hepsini biliyorum. Orada bir gün şey oldu. Gündüz partisinde polis bastı. Birden ışıklar yandı falan. Ondan sonra ben de tam barın orada bir yerdeyim. Barman bana baktı böyle, sen kaç yaşındasın? Gel şöyle falan. Ama bir yandan böyle hani elektronik müziği olan sevgi falan, böyle hani her şeyin temelleri o zamanlar. Böyle bir sağa sola zıplanarak yapılan bir danslar vardı. Aslında gidip böyle hani car cumartesi söyleden sonra kar diyor falan. Spor ya. Şekerli bir içki içip. Safari portakal ya. İnanılmaz. Gün içinde en sık hangi kelimeyi kullanıyorsun? Tabii filan gibi bir şey olabilir. Doğru filan. Onaylama. Doğru falan olabilir. Evet ya, bilmem. Ya aynen de olabilir. Ya aynen de olabilir. Çünkü o böyle tabii de biraz şey de var. Böyle yani senin zaten çok emin olduğun ama mesela bazen karşındaki birinin o anda yaptığı bir çıkarım, bir çözümleme filan olduğu zaman yani hem takdir etmek gerekiyor ama hem de tabii. Filan. Tatlı bir şeyi var. İçeriği var tabii. Harika, ben aldım valla. Güzel satıldı bana şu an. Tabii. Herkese garip gelen ama senin yapmadan duramadığın bir temizlik alışkanlığın var mı? Örnekte şunu yazmışlar. Bulaşık makinesini çalıştırırken çamaşır suyu damlatma. Bu ne ya? Bulaşık makinesi şöyle bir çağrışım yaptı. İşte annemin yaptığı ve bana aktarılan şeylerden biri. O bunu hep şey diye açıklar. Sonrasında pratik olsun diye. O böyle çatalların, bıçakların durduğu sepet vardır ya, ona işte bıçaklar, çatallar, kaşıklar falan herkesi böyle kendi kutusunda annem yerleştirirdi. Çünkü işte bıçakları alıp böyle daha pratik falan diye. Onu ben de yapıyorum. Ama sonuçta pratiklikten mi bilmiyorum. Onu galiba böyle içim öyle rahat ediyor. Çay kaşıkları, işte minik çatallar, bıçaklar falan yapıyorum. Harika. Garipse garip. Garipse garip. Annemiz de öğrendik. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani geçirdiğiniz tüm vakit. Ağzına sağlık. İyi ki geldin. Çok, çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok keyifli benim için.